Arkadaşlar hoş geldiniz. Merhabalar. Herkes hoş geldi. Tek uzam öğrenci koçu Rukiye Tuğba ben Tuğba Buğa ben Birlikte arkadaşlar olduk. hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? KPSS tayfa. Umarım herkes çok iyidir. Keyiflerimiz yerindedir. Merhabalar Merve Hocam, Meki Hocam, Ahsen Hocam, Zeynep Hocam, herkes hoş geldi. Merhabalar arkadaşlar. Ayşenur Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir. Çok teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz. Ben de çok iyiyim. Sizleri gördüm. Bu semineri yapacağım. Çok daha iyi olacağım inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Çok iyiyim. Hazal Hocam, çok iyiyim. Sizler de iyisinizdir umarım. Harika. Kimler var aramızda arkadaşlar? Bu seminer KPSS'ye özel bir seminer ama çok kısaca bir tanışıp kaynaşalım istiyorum. Hangi bölümlerden mezunuz? Hangi alanlardan sınava hazırlanıyoruz? Nereden katılıyoruz? Hadi herkes hızlıca kendini tanıtsın bakalım. Merhabalar Ceren Hocam, hoş geldin. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerimiz var. Uluslararası İlişkiler A grubu var. Ön lisans büro yönetimi var. A psikologlarımız da var aramızda psikoloji mezunlarımız. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi. Ceren Hocam İngilizce öğretmeni. Çok güzel. Coğrafya öğretmeni Havva Nur Hocam. Harika. Ebelik mezunuyuz. Çok güzel. Çok güzel. Yani arkadaşlar çoğumuz sanıyorum lisans grubu mezunu. Çünkü bu seminer aslında lisans sınavına kalan 75 günlük süreçte uygulamamız gereken taktikler ve yapmamız gereken çalışmalara dair bir seminer olacak. Ön lisans için de cuma günü bir seminerimiz olacak. Yine ön lisans öğrencilerimiz de aramızda kalmaya devam edebilir. Seminerimizi izleyebilir, faydalı olur kendileri için. Ama bu seminer lisans grubuna ait bir seminer. Bilginiz olsun dostlarım. Şimdi bugün neden buradayız? Kendimizi eminim kaygılı hissediyoruz, stresli hissediyoruz, belki sıkışmış hissediyoruz. Kalan süre artık gün geçtikçe daha da azalıyor. Bugün itibariyle sınava şu an tam 75 gün var arkadaşlar ve bu 75 günlük süreci o kadar güzel değerlendirmeliyiz ki daha önce yaptığımız eksik çalışmaların hepsini bu zamanda tamamlamalıyız. Daha önce öğrendiğimiz bütün bilgilerin tekrarını hep bu zamanda yapmalıyız ki sınava girdiğimizde gerçekten hedeflediğimiz atanmamız için yeterli olabilecek yüksek puanı alabilelim. O yüzden bu seminerde arkadaşlar kalan 75 günlük süreci maksimum düzeyde verimli geçirmeniz için bilmeniz gerekenlerden bahsedeceğim. Herkes can kulağıyla beni dinleyecek. Hatta sizden ricam, dikkatiniz kesinlikle dağılmasın. Eğer bir kalem kağıt edinebilirseniz yanınızda dursun. Bazı özel maddelerden bahsedeceğim. Unutmamanız için not almanız gerekebilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu seminerde öncelikli olarak kendimizi ve sınavı ne kadar tanıyoruz ya da tanıyor muyuz? Tanımıyor muyuz? Bundan bahsedeceğim. Netlerinizi artırmak için mevcut hayatınızda devam eden sorumluluklarınızdan kalan zamana göre öğrenme yapınıza ve seviyenize göre nasıl bir ders çalışma programınız olmalı ki kazanmanızı sağlamalı? Bundan bahsedeceğim. Ve çok daha fazlasından bahsedip ekstra sorularınızı da yanıtlayacağım kıymetli dostlarım. Şimdi geliyorum. Arkadaşlar hızlı bir giriş yapacağım. Genel mantığı anladık. Girizgahı yaptık. Nelerden bahsedeceğimden de bahsettim. Öncelikli olarak gireceğimiz sınavı bir bakalım ne kadar tanıyoruz ya da kimler tanıyor, kimler tanımıyor. KPSS'de hangi derslerden sorumlusunuz ve hangi dersten kaç soru geliyor diye sorsam kimler yanıt verebilir? Sizdeyim arkadaşlar. Yanıtları bekliyorum. Hadi bakalım. Genel kültür, genel yetenekte kaç ders var ve hangi dersler var? Kolay bir soru. Merak etmeyin, şaşırtmaca yok bu soruda. O yüzden rahatlıkla yanıt verebilirsiniz.
Ben başlayayım mı? Evet, bir de Türkçe de var. Ha, Türkçe'yi yazmışsın zaten Merve Hocam. Aynen öyle. Arkadaşlar bazen kolay sorularda bazen kolay sorularda öğrenciler şaşırıyor. Ay, bu kadar kolay bir soru sorulamaz falan. Siz de sanıyorum biraz o tutukluğu yaşadınız. Bu kadar kolay bir soru beklemiyordunuz benden. Ama hiç merak etmeyin. Biraz sonra bu kolay soruları arayacak olabilirsiniz. Arkadaşlar birçoğunuz doğru bildi. Güncel bilgileri vatandaşın içerisine sayıyoruz. O yüzden güncel bilgiler ekstra bir ders değil dostlarım. Genel kültür, genel yetenekte 5 tane ders var. Tarih, Türkçe, matematik, coğrafya ve vatandaşlık. Toplamda 120 tane soru var ve soru dağılımları ilettiğim gibi. Eğer bilmeyen varsa, ilk kez girenler varsa, gireceği sınavı hiçbir şekilde tanımayanlar varsa bu görüntünün ekran kaydını alabilir, ekstra kullanabilir. Ama soru dağılımı ilettiğim gibi. Hadi biraz zorlaştıralım. Peki bu 5 derste hangi konulardan sorumlusunuz diye sorsam? Kimler doğru yanıt verebilir? Bildiğiniz bütün konuları düşünün. Birkaçını örnek olarak verin. Bakalım doğru biliyor muyuz? Hangi konulardan sorumluyuz? Türkçedeki konular, matematikteki, tarihteki, vatandaşlıktaki, coğrafyadaki konular hepsini yazalım, bir zihnimizden geçirelim. Kaç konu vardır? Hani biz bu sınava gireceğiz ya arkadaşlar 75 gün sonra. Belki tanıdığımızı düşünüyor olabiliriz ya. İşte hocam sınav ya. Ne olacak ki? Genel kültür, genel yetenek, geri veririm diyoruz ya arkadaşlar. Aslında bu kadar da basit değil. Şimdi gelsin bakalım yanıtı. Evet, karşınızda sorumlu olduğunuz bütün konular. Tanıştırayım efendim. Havanur hocam tebrik ediyorum. Doğru yanıtlarım mutlaka vardır. Bu arada arkadaşlar ben de öğrenci koçuyum. Uzun yıllardır tek uzamda çalışıyorum ama bu konuların hiçbirini ben de ezbere bilmiyorum. Bu konuları yapay zeka sisteminden kopya çekerek buraya ekledim. O yüzden kendinizi kötü hissetmeniz değil amacım. Kesinlikle böyle düşünmeyin. Amacım gireceğiniz sınavı gerçekten tanıyor musunuz? Yani tanımanızı sağlamaya çalışıyorum şu anda. Hadi gelin birazcık daha zorlaştıralım kıymetli dostlarım. Kaç tane alt konudan sorumlusunuz diye sorsam. Şimdi bu konu karşınızda alt konu. Mesela Osmanlı Devleti'nde kültür ve uygarlık konusunda tam 10 tane alt konu varsa buradaki konuların hepsinin toplam alt konu sayısı kaçtır? Bir tahmini olan var mı? Mesela sayı olarak kaç tanedir? 200 çok az, artır. Keşke 200 olsa. 700 değil Ceren hocam. Ama sen İngilizce öğretmenisin. Senin için 700 olabilir bu arada. Ben sadece GGK için şimdi bu bilgiyi vereceğim. Senin bir de eğitim bilimlerin var. Bir o kadar da eğitim bilimlerinde alt konu var. Bir o kadar ÖABT'de alt konum var. Yani bu sayı senin için 700'lere varabilir hocam. Üzülerek söylüyorum. O zaman gelsin bakalım yanıtlarımız. Evet arkadaşlar, tarihte toplam 18 konu, 86 tane alt konu var. Türkçe'de toplam 11 tane konu, 20 tane alt konu var. Matematikte toplam 23 tane konu, 81 tane alt konu var. Coğrafyada 5 konu, 27 alt konu var. Vatandaşlıkta 8 konu, 33 tane alt konu var. Yani toplam 5 ders, 65 konu, 247 tane de alt konudan sorumlusunuz kıymetli arkadaşlarım. Sadece genel yetenek, genel kültür için parantez içinde söylüyorum. Bunun yanına A grubundan hazırlanan A grubu konularını da ekleyecek. Öğretmenlikten hazırlanan ÖABT'yi de ekleyecek, eğitim bilimlerini de ekleyecek. Bilginiz olsun. Bu en saf, en ham hali. Yani GGK hepimizin lisans mezunlarının ortak alanda girdiği rakamlar diyebilirim. Peki dostlarım, madem hocam bu kadar söylediniz, gözümüzü korkuttunuz. Nasıl sınava kadar bir plan yapmalıyım ki
Bütün bu bahsettiğiniz 247 az konunun tamamını yetiştirebileyim diyorsanız arkadaşlar, bugün itibariyle sınavımızda tam 75 gün var. Ve tüm yapman gerekenleri şimdi açıklayacağım. Arkadaşlar, her şeyden önce Naciye hocam çok tatlısın. Umarım ironi yapmıyorsundur. Umarım gerçekten umudun yeşermiştir. Şimdi yeşertecek kısımlara şimdi geçiyorum. Önce bir farkındalık, bir silkmek, önce bir gerçekten ben neyle yarışıyorum? Bunu bilmek, sınavı tanıma kısmından bahsettim şu an ben yüzeysel olarak. Şimdi geliyorum arkadaşlar kendinizi tanımak. Kimler kendini tanıdığını düşünüyor? Hadi açık olalım. Biz bizeyiz arkadaşlar. Çok güzel. Havandır hocam. Mesela özelliklerin neler? Tamam. Yapacaksın hocam. Çevrendekileri kulak asma. Mesela Havva hocam diyor ki hocam benim görsel hafızam iyidir. Başka? Başka kimler nelerini biliyor? Yani kendini kimler keşfetti? Ben çok çabuk sıkılıyorum. Mesela yazarak çalışmayı seviyorum. Daha verimli oluyor. Peki bu keşif esnasında bir teste giren ya da bunu somutlaştıran öğrenciler var mı içimizde? Ben çalıştığım konuyu anlatınca daha iyi anlıyorum. Çok güzel. Farkındalığı yüksek bir kitle var şu an karşımda. Çok sevindim. Bizim eğitim analizlerimizi çözen var mı peki içinizde? Çok güzel Abanur hocam. Harikasın. Ceren hocam çok normal. Sen bir İngilizce öğretmenisin. Naciye hocam kaygılanma seminer sonunda bu analizi nereden nasıl yapmanız gerektiğinden bahsedeceğim. Şimdi kıymetli dostlarım, her şeyden önce sizin çok çalışmaktan ziyade verimli çalışmaya ihtiyacınız var. Verimli çalışmanız için kendi özelliklerinizi bilmeye ve bu özelliklere uygun bir programla çalışmaya ihtiyacınız var. Çünkü vaktiniz açık söylüyorum çok yok. 75 gün çok uzun bir süre değil. Çok kısa bir sürede değil. Zaten zaman subjektif bir kavramdır. Yani sen zamanın içine ne eklersen ona göre azlığı çokluğu sana göre değişir. Vaktinin boşa gitmemesi için kendini tanımalı ve kendi özelliklerine uygun bir çalışma yapmalısın. Çünkü herkes öğrenir ama herkes farklı öğrenir arkadaşlar. Bunu yazın bir kenara. Herkes farklı öğrenir. Sen farklısın. Bir başkasını taklit etmek hiçbir şekilde yok. Programı almak, çalmak hiçbir şekilde yok. Gelişi güzel çalışmak hiçbir şekilde yok. Bunlar sizin vaktinizi öldürür. O yüzden sonra sınavdan sonra da hocam vay efendim çok çalıştım. 10 saat çalıştım niye olmadı diye lütfen ahlanıp vahlanmayın. Sisteminizi kendinize göre kurun. Mesela burada karşınızda ben bizim kurumumuzda kayıtlı olan bir öğrencimizin girdiği eğitim analizi testinin ekran görüntüsünü aldım sonucunun. Ve bu testte öğrenme yapısının görsel olduğu yazıyor. Ne demek bu? Zeka tipinin sayısal olduğu, unutma hızının çok yüksek olduğu kırmızı olarak görünüyor. Stresinin çok yüksek olduğu, dikkat dağınıklığının normal olduğu, öğrenme hızının ve anlama oranının yüksek olduğu yazıyor. Bunlar ne demek olabilir? Yani bu öğrenciyi tanımlıyor aslında. Benim hepsi kırmızıdır hocam. Ben öyle düşünmüyorum Naci hocam. Sen de bence umudunu kaybetme. O yüzden arkadaşlar sizin de bu özelliklerinizi bilip buna göre hareket etmeniz gerekiyor. Biz bunu kendi kayıtlı olan öğrencilerimizde patenti bize ait olan özel geliştirilen onlarca eğitim uzmanının, eğitim psikologlarının, öğretmenlerin desteğiyle birlikte hazırlanan eğitim analizi testleriyle birlikte dostlarım ölçüyoruz. Ve ölçtükten sonra artık öğrenci kendini çok iyi tanıyor. Farkındalığı artıyor ve özelliklerine uygun çalışıyor. Mesela buradaki öğrencim unutma hızı yüksek çıkmış. Ne demek unutma hızı yüksek? Eğer sizin unutma hızınız yüksek çıksaydı ne düşünürdünüz arkadaşlar? Ne demek olabilir unutma hızının yüksek olması?
Tamamen akıl yönetelim. Unutması yüksek demek dostlarım, çabuk unutuyor demek. Çabuk unutan bir öğrencinin de tekrarlarını sık periyotlarda kısa kısa yapması gerekiyor. Çünkü onun buna ihtiyacı var. Geliyorum. Kendini tanıdın, analizlere girdin. Artık nasıl öğrendiğini biliyorsun. Kaç günde bir unuttuğunu biliyorsun. Dikkat dağınıklığını, unutma hızını, stres kaygı düzeyini ve çok daha fazlasını biliyorsun. Sonra sıra seviyeni bilmeye geliyor. Şimdi birçoğunuzun artık atama puanı 80 üzerine çıktı mı? Çıktı. Yani hedefimiz birçoğumuzun 80, 85, 90, 95'ler mi? Evet. Ama birçoğumuz seviyemize göre çalışmıyoruz. Daha doğrusu seviyesini bilen öğrenci yok arkadaşlar piyasada. Ben bireyselde de görüşmeler yapıyorum. Bizim kurslarımızla ilgili bilgi almak isteyen öğrencileri arıyorum, görüşüyorum. Şu an hangi basamaktasınız diyorum. Öğrenci buna yanıt veremiyor. Sınava 2,5 ay var ve öğrenci daha seviyesini bile ölçmemiş. Belki sizler de öğrenciler gibisiniz. Bakın bu çok 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 büyük bir yanlış. Seviyeni bilmeden yaptığın çalışmayı neye göre yapıyorsun? Önce hangi konumda olduğunu bilmen gerekiyor. Varacağın yer belli. Varacağın yer 90 puan, 80 puan, 85 puan, artık kaç puanla atanacaksan. Varacağın yer orası. Ama sen neredesin? 60'ta mısın? 70'te misin? 80'de misin? Nerede olduğuna göre çalışman daha mantıklı değil mi? Mantıksal olarak bir soru soruyorum. Daha mantıklı değil mi sizce? Seviyemizi bilsek, şu anki alacağınız puanı bilseniz, eksik puana göre çalışsanız daha doğru çalışmış olmaz mısınız kıymetli dostlarım? Olursunuz değil mi? Naci Hocam, cesaret edememenizi anlıyorum ama kimden ve neyden kaçıyoruz? Ya da ne zamana kadar kaçacağız hocam? Sınavda mı bu gerçek suratımıza çarpılsın? Kaybetmek mi istiyoruz? Hayır, ben inanıyorum ki şu an bu seminere giren, zaman ayıran, dinleyen, belki not alan, soru soran hiçbir öğrencinin ben kaybetmek isteyeceğini düşünmüyorum. Demek ki bir umudunuz var ki bu seminere girdiniz. Ben de diyorum ki madem umudun var, her şeyi doğru olarak yap, kendini tanı, seviyeni ölç, iyi ya da kötü diye bir seviye yok. Kendinle yüzleş, kalan 75 günlük süreci buna göre değerlendir. Ve bizim kurslarımızda kayıt olan öğrencilerimizde biz kayıtlarını alır almaz öğrencinin sorumlu olduğu kaç tane ders varsa bütün derslerden ayrı ayrı seviye belirleme sınavına öğrencimizi alıp çıkan sonucuna göre kalan zamana uygun bir program hazırlıyoruz. Ve bu ne oluyor? Süre ve eksiklik birleşiyor. Uyumlu bir şekilde ilerliyor. Yani az olan zamanını doğru bir şekilde değerlendiriyor. Mesela öğrenci 70 bandında, hedefi 90, aradaki 20 eksik puanını kapatmak için 75 gün çalışma yapıyor. Gelip bildiği konuları değil, belki bilmediği, yanlışının fazla olduğu, anlamakta güçlük çektiği ve soru sayısının yüksek olduğu konulara çalışıp 75 günde bu aradaki 20 puanlık farkı, eksikliği kıymetli dostlarım kapatabiliyor. Anlaştık mı? İkinci kaidem, seviyeni çok iyi ve objektif analiz edeceksin. Geldim. Seviyeni bilmek, kendini tanımak tek başına yeterli mi? Hayır. Bunu yorumlaman, kendine özel hale getirmen gerekiyor. Seviyeni bildin ama o seviyedeki bir öğrenci ne yapar bilmiyorsan hiçbir anlamı yok. Her seviyenin yapacağı çalışma, ayıracağı süre birbirinden farklıdır arkadaşlarım. Karşınızda patenti tek üzerine ait olan bir sayfa görüyorsunuz. Bu sayfa, yani burada verilen bilgilerin tamamının ismi garanti öğrenme modeli. Yani seviyene uygun ne çalışman gerektiğini biz sana aslında söylüyoruz. Eğer bu sayfayla ilk kez karşılaşıyorsan
ekran kaydı al, sana lazım olacak. Çünkü arkadaşlar seviye 5'e ayrılır. Bir konuda ya temelsindir, ya başlangıçsındır, ya ortasındır, ya ilerisindir, ya üst seviyedesindir. Bundan başka bir seviye yok. Maksimum 5'e ayrılır. Ve seviyenin karşılığında yapman gereken çalışmalar da 5'e ayrılır. Ön hazırlık, konu anlatımı, detaylı konu tekrarı, alıştırma soru çözümü ve pekiştirme soru çözümü olarak. Hangi seviyede çıktıysan seviyene uygun çalışmayı yapman gerekir. Biz yine kendi kayıtlı olan öğrencilerimize seviyelerini ölçtükten sonra kalan sürede seviyelerine uygun çalışmaları programlı bir şekilde yaptırıyoruz arkadaşlar. Şimdi geldim, bak öğrendiğim şeyler ne kadar kıymetli. Üzerinden geçe geçe gidiyorum. Unutmamanız için not almayanlar varsa da alsınlar. Kendini tanıyacaksın. Eğitim analizi. Seviyeni ölçeceksin. Seviye belirleme sınavları. Seviyene uygun çalışacaksın. Garanti öğrenme modeli. 3'ü yeter mi? Hayır. Sınav stratejik bir sınav mı? Evet. Yeri gelecek strateji yapman gerekecek mi? Evet. Çünkü strateji yapmadan olur mu arkadaşlar? Olmaz. Geliyorum. İki farklı dersin, iki farklı konusunu ele aldım. Ve burada bir amacım var. Baktığımızda eminim yorumlayacaksınız. Yorumlarınızı benimle chat panelinden paylaşmanızı isteyeceğim. Burada anlatmak istediğim bir şey var. Bakalım kim inceyi yakalayabildi? Bir 10 saniye süre vereceğim size. Herkes şu tabloya bütün dikkatini vererek baksın. Çok önemli bir kısım var. Eğer bunun farkındalığı oluştuysa direkt cevap verebileceksiniz zaten. Arkadaşlar burada anlatılmak istenen şey ne? Bakalım kimler yanıt verecek. Matematik dersi problemler konusu. Konu puanı diye bir şey var. İlk kez duymuş olabilirsiniz. Ceren hocam tebrik ediyorum. Harikasın. Aynen öyle hocam. Harikasın. Evet, mesela matematikte başlangıç seviyesinde olduğu için konu anlatımı çalışması gerekiyor. Ama bu öğrenci Türkçe'de orta seviyede olduğu için tekrar yapması gerekiyor. Yani birinde daha geri olduğu için daha uzun süre çalışacak. 718 dakika çalışacak. Birinde biraz daha orta düzeyde olduğu için 106 dakika çalışacak. Ve bunun karşılığında konu puanı olarak yazılan bir yer var. Konu puanı arkadaşlar o konunun sınavdaki soru sayısına göre belirlenir. Sınavda daha çok soru gelen konuların konu puanları daha yüksektir. Daha az soru gelen konuların konu puanları daha düşüktür. Yani Türkçe paragrafların konu puanı 7,5 puanken matematik problemlerin konu puanı 6,91 puandır. Haliyle burada yapman gereken strateji daha az zamanda daha çok puan alabileceğin Türkçe paragrafları çalışmandır. Peki bunu öğrenciler biliyor mu? Hayır. Biz biliyor muyuz? Evet. Bu arada bu bireysel bir bilgi değil. Ben de bilmiyorum arkadaşlar. Bu bahsettiğim alan bizim tek uzam. Kayıtlı olan öğrencilerimizin kullandıkları alanın ekran görüntüsü. Yani ben de yapay zekadan kopya çekerek bu bilgileri veriyorum size. Ama yapay zeka bunların tamamını, 247 konunun tamamının konu puanını ve öğrenme süresinin tamamını biliyor arkadaşlar. Peki pekiştirelim, bir soru daha gelsin. Aşağıdaki konulardan sadece birini seçmeniz gerekseydi, bu konu hangi konu olurdu ve neden o konuyu seçerdiniz? Bir 10 saniye süre veriyorum. Süremiz başladı. Yazın, bekliyorum bu arada. Ceren hocam sen harikasın. Bütün dikkatinin bende olduğuna eminim. Tebrik ediyorum. Nilay hocam harikasın. Peki sebebi ne?
Sebebini bir herkes açıklasın bakalım. Pekişmiş mi? Niçin? Zeynep hocam, iyi olduğun bir konu yok. Bak, ikisinde de farkındaysan yapacağın çalışma konu anlatımı. Yani başlangıç seviyesindesin. İkisinde de sıfırdan başlıyorsun. Aynen öyle Havva Nur hocam. Geliyorum yine karşınızda Türkçe başrol. Yardımcı oyuncu paragrafın anlatım biçimleri ve paragrafın yapısı. Paragrafın anlatım biçimleri, toplam çalışma süresi 77 dakika. Konu anlatımı çalışmalıyım çünkü seviyem başlangıç seviyesi ve bunun karşılığında alacağım puan 1 puan dahi değil, 0,84. Geliyorum ikinci yan karakterime. Paragrafın yapısı karşınızda. Çalışma süresi 42 dakika. Yapacağın çalışma yine konu anlatımı, yani yine başlangıç seviyesindesin. Ama kazanacağın puan 3,34 puan. Yani daha az çalışarak daha çok puan alabileceğim konular var. Hani diyorsunuz ya hocam, 75 günde Allah aşkına yetişir mi? Bu bir hayal mi diyorsunuz ya? Eğer bu stratejiye uygun çalışırsanız arkadaşlar, kesinlikle yetişir. Ki bizim vaadimiz bu. Bizim şu anda kayıt olan öğrencilerimiz var arkadaşlar. Ben daha bu seminere çıkmadan 20 dakika önce bir öğrencimin kaydını aldım ve öğrenci sıfır düzeyden başlıyor. Seviye belirleme sınavına girdi ve birçok derste ya temel seviyede ya başlangıç seviyesinde çıktı. Ama yapay zeka ona ne yapacak? Seviyesine uygun bir program hazırlayacak. Konu puanları daha yüksek olan konuları daha çok çalıştıracak. Yani az olan zamanını daha da kıymetli hale getirecek. Evet Hafize hocam, doğru söylüyorsun. Şimdi örnek program hazırlamadan önce kıymetli dostlarım, 3 maddeden bahsedeceğim ve bunu lütfen kulağınıza küpe yapınız. Artık bu bilgileri aldıktan sonra eski program ya da eski yanlışlarımızı, genel geçer çalışma, klasik çalışma rutinlerimizi lütfen bozalım. Bir başkasına ait programı kesinlikle uygulamayalım. Başkasına derece yaptıran program seni hezimete uğratabilir. Çünkü unutma ki o program onun seviyesine ve zamanına göre hazırlandı. Sana göre hazırlanmadı. Sen kendine göre hazırlanan bir programla çalışmalısın başarılı olmak için. Çalışırken ders atlıyorsunuz arkadaşlar. Lütfen yapmayın. Bakın, hedefiniz birçoğunuzun 85 ve üstü. Bu puanlar yüksek puanlar. Ve burada senin ders eleme, konu eleme gibi bir lüksün yok. Ben matematik yapamıyorum hocam. 30 soruyu gözden çıkardım dememelisin. Diyorsan da diğer 90 sorunun 90'ını yapabilecek misin? Yapamayacaksın. Bu gerçekçi bir beklenti değil. O yüzden yapabildiğiniz kadar yüksek net yapmak zorundasınız arkadaşlar. Kazanmak istiyorsak önce bunu kabul edeceğiz. 3. Lütfen tekrar etmeyi unutmayın. Ders çalışmak sadece konu anlatımı çalışmaktan ibaret değildir dostlarım. Sen o konuyu çalışmak için günlerini, saatlerini, belki de haftalarını veriyorsun. Ama o konuyu öğrendikten sonra atıyorsun bir köşeye. Sırada yüzlerce konu var, gidiyorsun onları çalışıyorsun. Hayır. Konunu çalıştıktan sonra unutma hızına göre o konuyu belirli periyotlarda tekrar etmen gerekiyor. Unutma ki tekrar bilginin sigortasıdır. Bir telefon alıyorsunuz arkadaşlar, garantili alıyorsunuz. Bir araba alıyorsunuz, sigorta yaptırıyorsunuz, kasko yaptırıyorsunuz. Bir ev alıyorsunuz, sigortalattırıyorsunuz. Neden? Değerli ve korumak istiyorsunuz. Bilgi değersiz mi arkadaşlar? Siz o bilgiyi almak için neler yaptınız? Ne kadar süre harcadınız? Ne kadar enerji verdiniz? O bilgiyi aldığın gibi korumaya da çalışman gerekiyor. Yani belirli periyotlarda o bilgiyi tekrar etmen gerekiyor. Anlaştık mı? Buraya kadar her şey anlaşıldı mı dostlarım? Harika. Şimdi geliyorum. 75 günde
90 puan aldıracak seviyemize uygun örnek ders çalışma programı hazırlamaya. Şimdi arkadaşlar bizim sistemimiz yapay zeka desteğiyle çalıştığı için bireysel olarak hareket ediyor. Temelinde bireysellik ilkesi yatıyor. Özel bir eğitim modeli. Türkiye'de sadece tek uzamda uygulanan bir eğitim modeli. Bizden başka bir kurumda bireysel olarak yapay zeka kesinlikle kullanılmıyor. Bunun özellikle altını çizmek istedim. Sizleri yanıltmamaları adına. Ve şimdi kendi yapay zeka sistemimiz üzerinden kendime özel örnek bir ders çalışma programı hazırlayacağım. Ve şu an burada olan sadece bu seminere katılan öğrencilerime bir kereye mahsus bu programı kendilerine henüz kayıt olmadan önce oluşturma hakkı da tanıyacağım. O yüzden lütfen bütün dikkatiniz, gözünüz, kulağınız, her şeyiniz bende olsun. Programı nasıl hazırladığımı pür dikkat izleyin ve dinleyiniz. Anlaştık mı? Geçiyorum programa. Öncelikle tekuzam.com bizim resmi web sitemizde login kısmına giriyorum. Giriş yap kısmına. Şu an bu seminere de bu alandan girdiniz zaten arkadaşlar. Hemen kullanıcı adım ve şifreme de bakayım. Burası bizim Tekuzam kayıtlı olan öğrencilerin girebildiği e-posta ve şifreleriyle kendi panellerine giriş yapabildiği alan arkadaşlar. Hepinizin örnek bir demo alanı var zaten. Misafir öğrenci alanı var. Oradaki bilgilerinizle gireceksiniz. Ben kendi bilgilerimi giriyorum. Tekuzam 2024. Şu an beni izleyin. Seminer sonunda her biriniz girerek çalışma programlarınızı örnek olarak bir kereye mahsus yaparsınız. Eğer bizim kurslarımıza kayıt olursanız sınırsız program hazırlama hakkınız var. Gireceğiniz sınav tarihine kadar. Şimdi arkadaşlar sayfama girdim. Direkt burada adınız soyadınız yazacak çalışma salonu yazan kısımda. Türkiye'nin tek eğitim sistemi TEKES'e hoş geldiniz diyor. Burada size bahsettiğim arkadaşlar bu hem öğrenme yapınızın hem de psikolojik yapınızın ölçüldüğü eğitim analizi testlerimiz ve seviye belirleme sınavlarımız var. Ve örnek programı da buradan hazırlayacağım. Eğitim analizi bire tıklıyorum. Eğer bilgisayardan girecekseniz aynı benim şu an size gösterdiğim sayfa açılacak. Eğer telefondan girerseniz arkadaşlar bu sayfayı küçültün. Burada çıkacak. Bak 3 çizgide bekleyen görevler diyor. Eğitim analizi bire tıkla ve teste başla diyerek devam edeceksin. Hemen sayfamı büyüteyim. Evet. Tamam. Bu analiz size örnek olarak analizimizi çözen kayıtlı olan öğrencimizin sonuçlarını gösterdim ya, öğrenme yapısı, psikolojik yapısı, stres, kaygı düzeyi, bu gibi özelliklerin tamamını kendinize ait özellikleri ölçebileceğiniz analiz. Teste başla diyerek direkt analizinizi güzelce çözeceksiniz arkadaşlar. Yapay zekasında sonuçlarınızı karşınıza çıkaracak. Seviye belirleme sınavı 5. Buraya tıklayacağım. Burada sorumlu olduğunuz, kayıt olduğunuz eğitim. Mesela Ceren hocam, sen İngilizce öğretmenisin. Sen de burada hem bunlar olacak, hem eğitim bilimleri dersleri olacak kayıt olduğunda. Hem de ÖABT İngilizce'nin bütün dersleri olacak. Ve her dersin her konusu için ayrı ayrı seviyeni yapay zeka ölçecek. Sınavı başlat diyerek buradaki sınavları çözebilirsiniz. Harika. Bu arada arkadaşlar testlerin tamamı, yani seviye belirleme, seviye tespit sınavlarının tamamı kayıtlı olan öğrencilere açılıyor. Ben şu an kayıtlıyım. O yüzden ben de görebiliyorsunuz. Siz misafir öğrencisiniz. Eğitimlere kayıt olduktan sonra aynı ben de gördüğünüz her şey sizde de çıkacak. Üçüncü, artık analizimi çözdüm. Seviye belirleme sınavlarına girdim. Şimdi sırada çalışma takvimi var arkadaşlar. Yani yapay zeka benim seviyemi ölçtü. Benim
öğrenme yapımı biliyor. Hedef puanımı biliyor. Sınava kaç gün kaldığını biliyor. Ve ben şimdi kendi sorumluluklarıma uygun. Belki ben evde olabilirim. Çocuklu olabilirim. Eğitim hayatım devam edebilir. Çalışma hayatım olabilir. Bölünebilirim. Farklı destek alıyor olabilirim. Farklı sorumluluklarım olabilir. Ve benim bunlara uygun hazırlanan bir programa ihtiyacım var dostlarım. Bu yüzden programı ne yapıyorum? Kendim belirliyorum. Kendi uygun olduğum günlere ve saatlere göre. Şimdi geldim. Dersleri seçiyorum öncelikle. Bütün dersleri birlikte çalışmak istiyorum. Kaydet diyorum. Çalışma alanı belirliğe geliyorum. Öncelikle kendime güzel bir motive edici bir çalışma adı belirleyeceğim programın adını. Mesela bu ne olsun? Düşünsene atanmışsın. Bir de göz kırpalım. Her gördüğümde ben çok motive olurum açıkçası. Kendime göre arkadaşlar bakın burada haftanın 7 günü için özel program hazırlayabiliyorsunuz. Bütün günler için, hafta sonu için ayrı, hafta içi için ayrı. Yani o günlük sorumluluğunuza ve çalışabileceğiniz süreye göre siz belirliyorsunuz bunu. Ben ne yapacağım? Öncelikle hafta içi iş yaşamım olduğu için akşam 5 ve 9 arasını seçiyorum. Bak günlerimi kendim seçtim. Saatlerimi seçtim, ekle diyorum. Şimdi bir de hafta sonu çalışacağım ben. Hafta sonu evde olduğum için çok daha uzun bir süre çalışacağım. Düşünsene atanmışsın. Yine programın adını yazıyorum. Hafta sonu sabah saat 10'da başlayacağım. 15'e kadar bir çalışacağım. Bu arada günleri böyle biliyorsunuz arkadaşlar. Yani günün sabah saati için ayrı bir program. Sonra uzun bir süre çalışmayıp akşam ayrı bir program hazırlayabiliyorsunuz. Ben hafta sonu için öyle bir program hazırlayacağım şimdi kendime. Şimdi yeniden hafta sonuna geliyorum. 10 ve 15 arası çalışmıştım. Şimdi 2 saat mola veririm. Saat 5'te başlarım. 5'ten de akşam 10'a kadar çalışırım. Yine programımın evet. Ekle diyorum. Çok güzel. Şimdi burada arkadaşlar bahsettiği gördüğünüz gibi bak yeterli süre oranı var. Bunu görüyor mu herkes? %93'ü herkes görüyor mu şu anda? Bu ne demek? Bunu açıklayacağım. Okey. Şimdi ben seviye belirleme sınavlarımı çözdüm. Analizlerimi çözdüm. Yapay zeka benim seviyemi ve kalan süremi biliyor ya. Yapay zeka bana süre öneriyor. Diyor ki Tuğba bak senin hiçbir derste temelin yok. Hepsinde ya birinci basamakta ya ikinci basamakta çıkmışsın. Ve 75 günde bütün konularını yetiştirmen için senin toplam diyor 2592 dakika haftalık olarak çalışman gerekiyor diyor. Peki ben günlük olarak programı oluşturdum ve benim verdiğim süre 2400 dakika çıktı. Yani yapay zekanın istediği süreye %93 uydum. Ama hala 192 dakikalık eksik sürem var. Yani yaklaşık 3 saat daha eklemem gerekiyor. Eğer 3 saat daha ekleyebilirsem buraya geleceğim. Bak hafta içi için. Ekstra 10'da bitirdim galiba ben hafta içine değil mi? 9'da bitirdim. Ekstra günlere 2-3 güne birer saat daha ek çalışma ekleyeceğim. Yani yapay zeka senin seviyene göre günde kaç saat çalışman gerektiğini bile bilip sana bunun önerisini bile yapıyor. Bak saat 10'da. Bu çok güzel bir şey değil mi arkadaşlar? Bugüne kadar aradığımız şey bu değil mi birçoğumuzun? 11'e kadar bir program. Pazartesi, Salı, Çarşamba günü birer saat arttırdım. Bak şimdi sürem %100'ü çıktı. Gördünüz mü arkadaşlar? Bak yeterli süreden bile daha fazla bir süre verdim. Gördünüz değil mi? Çünkü seviyeme göre benim bu kadar çalışmam gerekiyor. Diyor ki eğer 75 günün var,
Seviyen bu ve sen kazanmak istiyorsan bu süreyi vermek zorundasın, vermelisin diyor. Şimdi programımı oluşturuyorum. Şu an yapay zeka programımı hazırlarken dikkat dağınıklığıma göre mola sürelerimi, unutma hızıma göre tekrarlarımı, hangi konuda hangi seviyedeyim ve o seviyenin karşılığında ne yapmam gerektiğini her şeyi oluşturdu. Bakalım birlikte programımıza. Evet arkadaşlar, programımız karşınızda. Bakın bir hafta boyunca yapman gereken bütün çalışmalar karşında, görüyorsun değil mi? Ve az önce size ben yapay zekadan kopya çektim, ekran görüntüsü alıp bu soruları hazırladım dedim ya, işte bakın. Bak. Diyor ki coğrafya konu puanı kaçmış? 0,28. Türkiye'nin coğrafi konumu, Türkiye'nin matematik konumu ve sonuçları. Yapacağım çalışma ne? Konu anlatımı. Neden konu anlatımı? Çünkü seviyem başlangıç seviyesinde. Kaç dakika çalışacağım toplam? 444 dakika. Bak kaç dakika çalışacağım yazıyor. O kadar dakikadan sonra kaç puan alacağım yazıyor. O konuda hangi seviyede olduğum yazıyor. E çalışmaya başla da diyor. Çalışmaya başla diyorum ve çalışmaya başlıyorum. Daha ne olsun? Bugün Buyurunuz. ne öğreneceğiz? Arkadaşlar bugün coğrafi konum ana başlığı adı İşimiz çok büyük altında bir oranda Türkiye'nin kolaylaşmış oluyor mu emrinin arkadaşlar getirdiği böyle bir sonuçlar. programla? Boylamanın Hanginizin böyle bir programı var? Her şeyi tek tek yazdığı, seviyesine göre oluşturduğu, kaç dakika çalıştığı, hatta o çalışmanın da hazır olduğu. Hiçbir yerde böyle bir sistem yok arkadaşlar ve hiçbir öğrenci, öğretmen dahi olsa, bakın rehberlik uzmanı dahi olsa, ben öğretmenim bu arada. Branşım okul öncesi öğretmeni. Çok uzun yıllardır eğitim sektöründeyim. Daha önce öğretmenlik de yaptım. Ve ben hiçbir öğretmenin bireysel koçluk dahi yapsa şöyle bir sistemle eşdeğer bir hizmet verebildiğini görmedim arkadaşlar. Aynen öyle. Tahminlerinizin çok daha üzerinde dostlarım. Evet, şimdi. Buradan çalışmaya başla dedin ya, geliyorsun çalışmayı tamamladım diyorsun, hadi bay bu gidiyor. Bak mesela ben çalışmayı tamamladım diyeceğim, herkes buraya baksın, bak çalışmayı tamamladım dedim. Bu benim önümden kalktı, nereye gitti? Tamamlanan çalışmalara gitti. Ve ardında diğer konularım var. Bak bu benim önümden gitti. Gitti ya, sıradakine geçiyorum. Türkçe sözcükte anlam, sözcüğün anlam özellikleri. Ne diyor? 91 dakika çalışacaksın Tuğba diyor. 0,21 konu puanı. Konu anlatımı çalışacaksın. Neden seviyen yok diyor. Bak arkadaşlar, eğer sizin seviyeniz bu konularda daha iyi, benden daha iyiyse size tekrar yaptıracak. Size soru çözümü yaptıracak. Yani kayıt olan her öğrenci konu anlatımından çalışmıyor. Seviyesi neyse seviyesine uygun çalışıyor. Geliyorum. Çalışmaya başla diyorum. Diye Buyurunuz cevap. karşında Şimdi buyurunuz bir karşınızda sözcük çalışmamız. tek başına her zaman anlamı olmayabilir arkadaşlar. Biz diyoruz ki Buradan sözcükler dersimi cümle izliyorum. içerisinde Kaç dakika çalıştığım zaten belli. Sonra geliyorum, çalışmayı tamamladım diyorum. O da tak önümden kalkıyor. Yapıyorum üçüncüyü, yapıyorum dördüncüyü. Yani bu benim bir hafta boyunca tamamlamam gereken çalışmalar hepsi önümde. Ve en güzel yanı ne arkadaşlar? Haftanın sonunda o hafta sorumluluklarının ne kadarını yaptın? Ne kadarlık çalışmayı bitirdin? O haftaki verimlilik oranın neydi? Yapay zeka bunları dahi senin karşına getiriyor. Yani her şey kontrollü, her şey senin görebileceğin şekilde ve yapay zekanın takibinde ilerlediği için senin tek sorumluluğun günü gününe, haftası haftasına o çalışmayı tamamlamak oluyor. Bak tamamlanan çalışmalarda ne görüyorsun? Az önceki coğrafya dersini tamamladım dedin, oraya gitti.
Buna da tamamladım diyeceğim. Bu da oraya gidecek. Sizce nasıl bir sistem bu? Ya da sizin böyle bir programınız olsaydı nasıl çalışırdınız? Mesela tarih. Türk İslam tarihi. Çalışmaya başla diyorum. Ve çalışıyorum. Süreç ne Değil dedi? mi? Daha istekli olursun. Malazgirt. Daha kontrollü olursun. Daha ne yapacağım belli olur. Daha güvenli olursun. Çünkü arkadaşlar ben eminim. Bakın ben bu yıla kadar binlerce KPSS öğrencisiyle görüştüm. Ve çoğundan aldığım geri bildirim hocam ben ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Benim bir programım yok. Kendime oradan buradan kopya çekerek esinlenerek program hazırlıyorum. Bir gün uyuyorum. 2 gün uyuyorum, 3. gün uyamıyorum çünkü bana uygun değil, istekli değilim diyor. Ama sen öğrencinin karşısına şöyle bir program getirirsen bu öğrenci istekli olur çünkü kaç puan alacağını biliyor. Diyor ki bak tarihin bu konusu önemli. Ya gireyim çalışayım bu benim sorumluluğum. Ben bu sınavı kazanmak istiyorum. Bu eğitimi bunun için satın aldım diyor. Giriyor ve çalışıyor. Ha en kötü senaryoyu yazıyorum. Eğer uyamazsan bile ya da eksik bıraktığın çalışma varsa bile yapay zeka seni takip ettiği için eksik bıraktığın çalışmaları önümüzdeki haftanın ders çalışma programını ekliyor. Yani sen o konuyu her halükarda her türlü çalışmış oluyorsun. İkbal hocam kesinlikle şu an geç değil hocam. 75 günlük program hazırlayacak yapay zeka size. Dönem başında olsaydı evet çok daha iyi olurdu ama zararın neresinden dönsek kârdır. Kesinlikle olumsuz düşünmeyin. 75 günde biz yapay zekanın hazırladığı programla size kesinlikle 90 puanı aldıracağız. Aynen öyle. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Şu an gireceğimiz sınav 2024 sınavı. Mekki hocam ücretlerle ilgili bilgi aktaracağım. Tutarları çok uygun ve özel bir indirim uygulayacağım. Şu an burada olan sadece bu seminere katılan öğrencilerimiz için. Gireceğimiz yıl 2024 çiftli yıl ve geçen yıl ortalama 1 milyon 180 bin öğrenci lisans sınavına girdi. Aradan 2 yıl geçti. 2024 çiftli yılındaysa sınava giren aday sayısında çok ciddi bir artış olacak. Ben diyeyim bir katı, siz deyin 1,5 katı, niye ben diyeyim neredeyse 2 katı kadar. Yani bunu sen en az 2,5-3 milyonlar olarak düşünebilirsin. Rakip sayına. Bu yüzden kıymetli dostlarım, kesinlikle ertelemiyoruz. Ertelediğiniz şey kendi hayatınız. Bunu yapmayın. Verimli çalışıyoruz. Seviyemize uygun çalışıyoruz. Geleceğimizi, hayallerimizi, hayatımızı riske atmıyoruz ve bu yıl atananlar listesine ismimizi yazdırıyoruz. Biz arkadaşlar yaklaşık 10 yıldır bu işi yapıyoruz ve bize güvenip bizimle bu yola çıkan öğrencilerimizin çok yüksek bir oranında uyum sağlayanların belki de %100'ünde biz atanma sonucunu gördük. Onların mutluluklarını paylaştık ve eğer onlar başarabildiyse siz de başarabilirsiniz. Ve şu anda da lisans KPSS kurslarımızda devasa bir indirim yaptık bu seminere özellikle ve kalan süreye göre de ücretleri olabildiğince öğrencilerin ödeyebileceği tutarlara düşürdük diyebilirim. Her zaman böyle bir kurumduk. Zaten öğrenci dostu bir kurumuz. Dönem başında bile ücretlerimiz rakip kurumların neredeyse yarısı kadar, belki üçte biri, belki dörtte biri fiyatı kadardı. Eğer sadece genel yetenek, genel kültür kursumuza kayıt olursanız, kıymetli dostlarım, yani B grubu GGK'ya kayıt olursanız, tekli paketim bir kereye mahsus sınav tarihine kadar yalnızca 1500 TL yazacağım. GYGK 1500 TL. İçinizde hocalarım var, öğretmenlerim var. Ya da ÖABT'si olmayan GGK ve eğitim birimlerine giren öğrencilerim var. Kıymetli öğrencilerim, evet Naci Hocam. GGK artı eğitim birimleri paketim 2000 TL. Bak ikili paket 2000 lira. Hiçbir şey değil. Yanlış anlaşılmasın. Bu tutar aylık değil. 75 günün tamamı 2,5 aylık tutar. Bir kere ödüyorsun. Sınava kadar bizimlesin.
Üçlü paket yani ÖABT'si olan kıymetli öğrencilerim GGK, Eğitim Bilimleri ve ÖABT, Türk Dili ve Edebiyatı harici arkadaşlar. Diğer tüm ÖABT branşları için bu tutar geçerli. ÖABT dikkat paketim 2750 TL. İkmal hocam ben şimdi link atacağım. İndirim kodunu vereceğim. Senin ödeyeceğin tutar 2750 lira olacak üçlü paket. Bu sadece bu seminere özel bu arada. Şu anda bu indirimi kullanıp kayıt olmak isteyen öğrencilerim, sevgili sistem yöneticim Muhammed hocam, linki paylaşmanı rica edeceğim senden. Çünkü bu linke tıklayan öğrencilerim bu indirimden faydalanabilecek. Bu ilettiğim link kıymetli dostlarım, TEKUZEM'in kurumsal WhatsApp hattının linki. Buraya tıklayacaksınız. Rukiye Tuğba hocamın seminerinden geliyorum. İndirim kodumu kullanmak istiyorum yazacaksınız. Ben ve diğer öğrenci koçları arkadaşlarım sizi arayacağız. Ve birlikte kayıt işlemlerinizi tamamlayıp hemen bugün itibariyle ders kayıtlarınızı açacağız arkadaşlar. A grubunu da söyleyeyim. A grubu artı GGK paketim arkadaşlar 3000 TL. Bakın hiçbir şey değil. Bu tutarlar aylık kahve paramız arkadaşlar. Böyle bir sisteme sahip olacaksınız. Yanında devam eden bütün canlı dersler, yıl sonu kampları, Türkiye geneli deneme sınavları, bütün dijital kaynaklar, haftalık çalışma programı, canlı genel tekrar soru çözüm eğitimleri, konu tarama testleri, her şey dahil olacak. Linki son kez ben de paylaşıyorum. İndirimden faydalanmak, kayıt olmak için ilettiğim linke tıklayıp seminerden geldiğinizi yazmanız yeterli. Var mı sorularınız? Bana danışmak istediğiniz, merak ettiğiniz farklı konular. Seminerimizi sonlandırmadan onlara da yanıt verelim. Kayıt olacak öğrenciler tıklamayı unutmasın. Yararlanabilir İkbal Hocam. Eşinizi de seminere katılmış olarak kabul edebiliriz. Harika. Eşinize de sevgiler ve saygılar o halde. Hoş geldi aramıza. Eşinizi A grubundan alırız. Kaydını. Sizin de ÖABT okul öncesi GGK Eğitim Bilimleri ÖABT'den alırız. Ben de çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Zaman tek uzemli olma zamanı. Bu yıl sizin yılınız olsun. Umudum bu yönde, temennim bu yönde. Bu sistemle çok mümkün. Güzel katılımınız, hissettirdiğiniz güzel enerji için çok ama çok teşekkür ediyorum. Mekki hocam, edebiyatın ayrı bir fiyat politikası var. Bizden GGK ve eğitim bilimleri paketini ikili paket olarak alabilirsiniz. ÖABT için de WhatsApp'tan yazın, yanıt verelim size. ÖABT'nde farklı bir kurumla anlaşmamız var çünkü onun fiyatı sabit. Ama GGK eğitim birimlerinde söz verdiğim indirimi uygulayacağım size. Sadece edebiyat için geçerli. Güzel katılımınız ve hissettirdiğiniz güzel pozitif enerji için çok ama çok teşekkür ediyorum kıymetli arkadaşlarım. Kendinize çok iyi bakınız. Görüşmek üzere. Hoşça kalınız. Dostça kalınız ama en önemlisi esen kalınız arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.